Evet arkadaşlar, Alabardon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Dinler Tarihi serimize devam ediyoruz ve İslam'ın altın çağına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz daha öncesinde Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıkla ilgili birçok video çektik. Müslümanlıkta da birçok konuya değindik. Ama dedik ki ya bu İslam'ın altın çağı var. İşin içinde ciddi felsefenin, ciddi bilim insanlarının, birçok kültürün, birçok kitabın, birçok insanın ortaya çıktığı çok güzel dönem var. Peki bu döneme nasıl gelindi, ne oldu? Bu dönem sırasındaki mezhep kavgaları var, ciddi kavgalar, ciddi çatışmalar, bunlar nasıl oldu vesaire gibi derin ve uzun bir serinin başlangıcını bugün sizlerle yapacağız. O yüzden sözü şimdi Aras'a bırakıyorum. Ya şimdi öncelikle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki biraz sonda söylenecek bir şey ama antik Yunan'ın, daha doğrusu bugünkü medeniyetin beşiği olan felsefi düşünce yapısı olan antik Yunan'ın günümüze kadar ki çekilebilen çizgisinin içerisindeki en önemli noktalardan biri İslami altın çağdan geçiyor. Daha doğrusu bu çizgi, antik Yunan'dan başlayan bu çizgi, özellikle Hristiyanlığın yayılması, Hristiyanlığın doğuşu, yayılması ve Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmesi sırasında çok ciddi bir şekilde bozuluyor ve kesiliyor. Ve onu o noktadan alıp günümüze tekrardan getiren, dolayısıyla da aslında günümüzdeki ilmin ve felsefi anlayışın bu noktalara gelmesini sağlayan şey dönemin İslam düşünürleri, İslam yöneticileri ve İslam devleti, yani aslına bakarsanız bu noktada Abbasi halifeliği diyebiliriz. Tabii, çünkü o Şimdi dönemde bir sürü Yunan kitabını Arapçaya çeviriyorlar. sadece o değil, sadece o değil. Yani öyle olsaydı, ya onun yapıldığı dönem işte Emevi halifeliği dönemi, nispeten böyle antik Yunan'dan alınan şeylerin çevrildiği dönem Emevi halifeliği. Ancak Abbasiler bunu bambaşka bir noktaya getiriyor. Şimdi öncelikle bir geçmişinden başlayalım. Şimdi Hz. Muhammed'in ortaya çıkışından çok önce Hristiyanlık kendi medeniyetini batırma denli. Daha doğrusu içerisinde çıktı. Daha doğrusu Roma buna ön ayak oluyor. Justinian var. Justinian'ı özellikle de şeyden dinlediğimiz vakit, Bizans'ın gizli tarih kitabında okuduğumuz vakit, aslına bakarsan nasıl bir adam olduğunu çok iyi biliyorsun. Athena'daki akademiyi kapatıyor Justinian. Athena'daki akademinin kapanması aslında antik felsefe anlayışı için, dönemin felsefesi ve ilmi için çok ciddi bir darbe. Çünkü müthiş derecede bilgi birikimi oraya toplanmış vaziyette. Ancak Hristiyanları, o zamanki Hristiyanlar akıl alınamayacak derecede fanatik, bağnaz ve yobaz insanlar. Dolayısıyla Hristiyanlığın dışarısında başka bir ilmi ve felsefenin olabilmesine katlanamıyorlar, orayı kapatıyorlar. Tabii bir noktada bütün felsefeyi ve ilmi yasaklamış oluyorsun. Bu sıkıştırmadan, bu eziyetten darlanan, sıkılan bilim adamları da ne yapıyor? Roma'dan kaçıp daha özgürlükçü olan Sasanilere göç ediyorlar. Sasani topraklarına göç ediyorlar. Sasaniler aslında bugünkü işte Perslerin, Fars kültürünün o zamanlardaki izdüşümü. O zamanlar Sasani devleti var. Burada çok meşhur bir akademi var. Gundeşapur Akademisi diye geçiyor ve aslında günümüz küfesine yakın bir yer. Bu Gundeşapur Akademisi ağırlıklı olarak bu Roma'dan, daha doğrusu Bizans'ta geçiyor artık kaynaklarda. Bizans'tan kaçmış olan bilim adamlarının toplandığı yer abi ve burada özellikle tıp ve diş hekimliği konusunda, diş hekimliği çok o zamanlar kritik bir şey çünkü diş çok başa bela olabilen bir konu olduğundan dolayı diş hekimliği konusunda önde giden akademilerden biri. Tabii sadece tıp konusunda değil, aynı zamanda felsefe ve matematik de var Diş hekimliğine çok kısa bir şey ekleyeceğim. Roma'daki diş hekimliği burada. ile ilgili şöyle de bir şey var. Antik Mısır'dan da ciddi şeyler öğrendikleri ve özellikle Tabii. çiğnenecek bitkiler konusunda Antik Mısır'ın çok ciddi kaynaklarının var olduğu, işte bunların o İskenderiye Kütüphanesi, daha sonra Roma'ya taşındığı, oradaki bilgilerin geçtiği de bir noktada biliniyor. Hani hangi bitkiyi nasıl çiğnersek, hangi nasıl iyi gelir gibi şeyleri var. Aynen. Ya bütün bu bilgilerin hepsini işte bu adamlar aslına bakarsan parşömenleri kitaplara kaydedip bunları saklıyorlar. Yani o zamanlar bu tarz bilgilerin saklanması çok önemli. Ancak Hristiyanlar bunları yakıp yıkmaya başlıyor. Daha aslına bakarsan resmi din olmasından önce de İskenderiye'de, çünkü orada Hristiyanlık esasen orada yayılmaya başladı. İlk Roma'dan ve İstanbul'dan da önce. İskenderiye'de de bunu yapıyorlar. Şam'da da bunu yapıyorlar. Ve tabii ki daha sonrasında da işte Atina'da da benzer şey oluyor. Neyse. Hz. Muhammed'in İslam'ı yaymaya başladığı sıralarda, daha doğrusu öncesinde onun haniflerinden biri, daha önceki videomuzda da anlatmıştık. Biliyorsunuz Roma'ya gidip bir foederati olma teklifinde bulunuyor. Yani biz sizin oradaki
şeyiniz olalım, uç beyniniz olalım ve İbrani dini yayalım. Yani işte artık Hristiyanlık ya da tek din neyse İbrani din onu yayalım gibi bir şeyde bulunuyor mesela, teklifte bulunuyor. Bunun için yapıyor. Bunu yapmalarının sebebi Arap toplumunun da o zamanlar Sasani-Roma çekişmesinden çok ciddi anlamda canının yanmış olması. Daha sonrasında Hz. Muhammed'in dini yaymaya başlaması ve kendi fetihlerini yapmaya başlamaları da yine bu Roma ve Sasanilerin kendi aralarındaki çekişmeden zayıflamış oldukları zamana denk geliyor ki Arap Yarımadası'ndan çıkan Müslümanların bu kadar ciddi coğrafyaya ulaşabilmesinin de temel sebebi bu. Bu neye sebep oluyor? Bu şuna sebep oluyor. Bir süreden sonra Araplar kendilerini alakasız kültürlerin tam beşiğinde, tam ortasında buluveriyorlar. Daha henüz yani Hazreti Muhammed'in öldüğü zamanda bile Arap Yarımadası'na tamamen ele geçirmiş olduğu noktada bile aynı anda hem doğudan hem batıdan gelen birçok kervanın ortak noktasında yer alıyoruz. Bunun tabii şeylerini, artlarını sonuna kadar kullanacaklar. Tabii Özellikle canım. Halid bin Velid mesela Suriye'yi fethediyorlar, Romalıları yeniyorlar bir kere her şeyin başında. Daha sonra da Sasanileri yeniyorlar. Yani İpek Yolu, Baharat Tabii. Yolu. Baharat Bunlar yolu. Bütün bunların hepsinde kilit nokta ve daha sonrası bu yollar değişiyor ve buralardan geçmeye başlıyor. Daha da önemlisi o. Yani ana aynen. ticaret merkezi haline getiriyorsun bir noktada burayı. Ya tabii bir noktada Bağdat, Şam falan hani o hat üzerinden geçiyor genelde bunlar ama Araplar da buraları yeterince iyi kullanmayı başarıyorlar zaten ki Suudi bugünkü Evet. Suudi Arabistan yarım adası da bu şehirlere etkisini zaten net bir şekilde gösteriyor. O zamanlar bile. Tabii. Ya Araplar zaten tüccar bir millet. Yani bu arada bol bol altın rezervleri var. Adamlar her çağda böyle kendilerine inanılmaz zenginlik sağlayacak bir kaynak bulmayı başarıyor. Önce altın, ondan sonra petrol. Bakalım Petrol. ondan sonra ne çıkacak? Onu da oradan bulabilir de. Uranyum Altın. var da adamlar. Efendim? Uranyum var bir de daha adamların. Doğru vardır işte yani böyle şanslı bir coğrafyada. Bu altın sayesinde hani istediklerini şey yapabiliyorlar, getirtebiliyorlar. Bu arada yani hani öyle Araplar yani bu hani büyük imparatorluğu kurmadan önce de böyle hani zavallı tipler falan değiller. Yani dünyadan Değiller. iyi kötü haberleri olan Hindistan ve Endonezya'ya kadar giden ticaret filoları olan bir millet. Yani Tabii. o kadar da yabana atılacak bir şey değil, topluluk değil. Ama yani hani coğrafyaları nedeniyle hani çok yayılmaya müsait değiller. O da Aras'ın dediği gibi Romalılarla Sasanilerin yani Perslerin 300 yıl boyunca birbirini kesmesinden ötürü inanılmaz zayıflamış olmaları. Artık yani ne insanların ne gücü kalıyor, ne devletlerin hazineleri de yetişmiyor. Orduda yetiştiremiyorlar. Zaten ya bizim o hani Aynen. Suriye'den Türkiye'nin hani güneydoğusunu ve Irak'ın kuzeyini düşünün. Orası bir artık şey olmuş, savaş alanı. Yani bir Romalılar ilerliyor Aynen. şeye kadar, Basra Körfezi'ne kadar. Bir bazen de işte şey bastırıyor, Persler bastırıyor, Sasaniler. Ta neredeyse Ankara'ya falan gelecekler. Yani hani böyle bir ortamda aslında Araplar çıktı ve bölgeyi şey yaptı, hükmetti. Abi şuradan çok daha rahat anlaşabilir gelinen durum. Yıpranma söz konusu olunca Sasanilerle Romalılar arasında yapılan son savaşlardan birinde Roma ordusunun toplam boyutu 7 bin kişi, Sasanilerle 9 bin kişi. Ve bu arada bu orduların yarısından fazlası da aslında paralı asker. Tamam mı? Yani birbirlerini bu şekilde tüketmiş vaziyetteler. Tabii bu tüketmenin sonucunda da Müslümanlar bölgeyi ele geçiyorlar ve bahsetmiş olduğum az önceki o Gundeşapur Akademisi'nin de bulunduğu Gundeşapur şehrine ele geçiyorlar ve bu noktada kendi aralarında ilme ve bilme karşı ayrı bir hassasiyet oluşmaya başlıyor. Ayrı bir sevda oluşmaya başlıyor ki akademiyi hiç dokunmuyorlar mesela. Yani genel anlamıyla gaza ve şey yapıldığı vakit, cihat yapıldığı vakit yağma bu işin bir parçası ama bu bölgeye özellikle dokunulmaması isteniyor. Çok sıkıntılı bir Emevi halifeliği dönemi var zaten biliyorsunuzdur. Yani genel Evet. anlamıyla hani bize kitaplarda da bol miktarda anlatılmıştır. Ancak Emevi halifeliğinin gelmiş olduğu topraklara baktığımızda aslında İslamik altın çağı nasıl oluşuyor biraz anlayabiliriz. Çünkü abi Pirenelerden yani İspanya'nın kuzeyindeki bölgeden başlıyor bütün İspanya'yı neredeyse içine alacak bir şekilde. Oradan Sicilya'ya, bütün Kuzey Afrika, Anadolu'nun önemli bir kısmı,
Oradan da İndus Nehri'ne kadar gelen coğrafya, Arap Yarımadası'nı ve Mısır'ı içine alacak şekilde Arapların. Evet. Ya bu tabii şöyle bir şey yaratıyor abi. Yani genel anlamıyla dönemin coğrafyası, dönemin anlayışında, dönemin şartlarında bir devletin bu derecede güçlenip merkezi bir yerde böyle büyük bir coğrafyaya hükmetmesi, ticaret yollarının güvenli hale gelmesi, mümkün mertebe eşkıyalığın azalması ve kültürler arasında etkileşimin artması anlamına geliyor. Yani İspanya'daki Endülüs Emevilerinin mesela artık böyle yarı, onların mesela dili yarı Arapça, yarı İspanyolca, garip bir şey zaten mesela, yarı Latince. Mesela bütün bunların arasındaki o kültür dokuları ufak ufak oluşmaya başlıyor ama önlerinde bir engel var. O da aslında Emevi halifeliği. Çünkü Emevi halifeliği hem devlet yönetimini çok az kişinin elinde tutuyor. Çok böyle seçkin bir sınıfın elinde tutuyor. Aynı zamanda da bürokrasi müthiş bir şekilde monetize edilmiş vaziyette. Daha da önemlisi saçma sapan kast kuralları koymuşlar, evlilik kuralları koymuşlar ve bütün bunların hepsi aslında yani Müslümanlığın dışında olan şeyler ki günümüzde mesela Müslümanlığın başına bela olan bir sürü hadis yazımında bu dönemde yapıldığını biliyoruz. Emeviler tabii ki bahsetmiş olduğumuz bütün bu ortamın içerisinde, bu kültür akışının içerisinde Emeviler belli bir noktadan sonra bu mantıkla ne olmaya başladı? Fazla gelmeye başladı ve en sonunda ne oldu? Abbasi devrimi yaşandı. Şimdi Abbasi devrimini... Şöyle bir şey de var yani Emevilerin kurduğu imparatorluğun, o devletin büyüklüğü, hani şöyle bahsedeyim arkadaşlar, döneminin süper gücü aslında. Tabii. Çünkü kontrol ettiği alan kaynaklı olarak insan gücü zaten had safhada. Yani Avrupa'nın kat kat üstünde bir insan gücüne sahip ki o dönemde Avrupa zaten hani çamur avuçluyor. Ondan sonra ticaret yolları, bir kere Hindistan'a, Çin'e çok rahat ulaşan ve gene Çin'den, Hindistan'dan alınan malların taşınması işte Anadolu'ya, Avrupa'ya, Afrika'nın kuzeyine vesaire inanılmaz bir zenginlik katıyor ve o dönemdeki o bölge, yani arkadaşlar o dönemde Orta Doğu, Mezopotamya ve Kuzey Afrika o kadar zenginleşiyor ki o zenginliği daha sonradan mesela Osmanlı Devleti de Yavuz Sultan Selim döneminde alacak bir kısmını. Yani o dönemde yapılan zenginlik çok çok büyük. Ya zaten aslında dediğin şey şu açıdan da önemli. Yavuz Sultan Selim ve Timur'un dahil olmuş olduğu dönemi günümüzün tarihçileri İslam'ın altın çağının devamı olarak görüyorlar. Ancak ona farklı bir isim veriyorlar. İslami Barut Çağı. Evet. Yani bunda da şunu diyorlar. Yani meydan savaşlarında ve savaşlarda İslam orduları barutu kullanarak çok ciddi bir güç elde ettiler ve avantaj elde ettiler ve bunun sayesinde o dönemde de hala ekonomik ve siyasi güç İslam coğrafyasının elindeydi. Bu 1500 yani aslında bu şeye kadar Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümüne kadar bunu devam ettiriyorlar. Evet. Bir kısmı yani tam olarak da o noktada kesiliyor zaten. Yani artık hani ondan sonra barut da yaygınlaşıyor. Şimdi bahsetmiş olduğumuz bu coğrafya tabii bizim elimize şöyle bir şey çıkartıyor abi. Yani bahsettiğimiz coğrafyanın uçsuz bucaksız olması. Bir yandan mesela Helenistik rasyonel düşünceyi alıyorsun. Bu daha Emeviler zamanından itibaren başlıyor. Evet. Öbür yandan mesela Roma'nın tıbbını almaya başlıyorsun. Çünkü o zamanlar Doğu Roma dediğimiz yani Bizans dediğimiz de bu tıbbın bilgileri hala var. Daha da önemlisi Farslardan astrolojiyi almaya başlıyorsun. Astronomiyi almaya başlıyorsun. Astronomiyi almaya başlıyorsun. Ve bahsetmiş olduğumuz Indus Nehri'ne kadar gidiyoruz dedi. Gidiyor dedik ya mesela Hintlilerden de Hindulardan da matematiği alıyorlar. Bütün bunların hepsinin içerisinde tam olarak hangi noktada başlandığı bilinmiyor ama şöyle bir enteresan bir akım var. Çeviri akımı. Deli gibi çeviri yapmaya yani benim dediğim başlıyorlar. Çeviriye, evet abi çeviriye inanılmaz önem vermeye başlıyorlar. Daha Emeviler zamanında. İnanılmaz. Ama bu tabii daha sonradan yani bu çevirileri yapmaya başladıkları noktadan itibaren tabii çeviriler sadece böyle dümdüz çeviri değil. Yani bulabildikleri her yerden kitap getiriyorlar. Daha Emevi zamanında kervan kaldırıyorlar çeviri yapabilmek için. Şeyleri bile çevirdikleri biliniyor. Kaptanların kayıt defterlerini. Yani her şey abi. Kitap falan her değil. Şey. Kaptanın kayıt defterini bile çevirmiş adamlar. Hı hı. Kaptan ne yazıyordu? Kaptan... Buraya gittim, şu kadar mal aldım, şunlarla görüştüm, Mısır'dan aldım, Yunanistan'dan. Evet, evet. Bunu bile çevirmişler Arapçaya. Abi evet, onu çeviriyorlar zaten. En ince bilgiye kadar alalım, en ince detaya kadar öğrenelim. Çünkü kontrol ettiğimiz alan o kadar büyük ki bunu ancak bilgiyle kontrol edebiliriz. Bilgisi abi, var. Şöyle oluyor bak mesela dedin yani gemicilerin şeylerini çeviriyorlar. Evet çeviriyorlar ve daha sonra bunları El Harezmi alıyor.
ve bunların içerisinde trigonometrik kurallar uygulayarak hiç gitmediği yerlerin birebir haritalarını çizmeye başlıyor adam. Evet, O evet. gemicilerden almış olduğu o şeyleri, harita bilgilerini alarak. Anlatabiliyor muyum? Ya adamlar bunu fark ettikten sonra zaten bu çeviri işinde gerçekten ama gerçekten bugüne kadar dünya tarihinde görülmemiş bir ilerleme kaydetmeye başlıyorlar. Tabii bu kadar toleransın, bilimin ve kültürün aktığı yerde Emevi halifeliği dayanabilir mi? Yani daha doğrusu böyle baskıcı ve geri zihniyet dayanabilir mi? Dayanamıyor. Emeviler yıkılıyor, Abbasi devrimi gerçekleşiyor. Abbasi devrimi aslına bakarsan çok doğru propagandayla, çok sağlam gizlilik ve espiyonaj da kullanılarak ve aynı zamanda da savaşlarda başarılı olarak gerçekleşmiş çok temiz bir devrim. Abbasiler geldikleri noktadan itibaren de esas İslam'ın altın çağı dediğimiz noktayı başlatabiliyoruz. Çünkü Aynen. Abbasiler gelir gelmez şöyle bir şey yapıyorlar abi. Gidip Bağdat'ı kuruyorlar. Evet. Yani diyorlar ki Bağdat şehri normalde ondan öncesinde yok bu arada. Orası çok kritik bir şehir. Yani hani o sahillerde başkent Şam. Yani bugün işte bildiğimiz Suriye'nin başkenti olan Şam. Bağdat'a yakın da Mezopotamya eski şehirler var. Tabii. Yani Bağdat'ın Tabii hemen tabii. yakınlarında. Tabii. Zaten antik kentler var. Mesela Tabii onları tabii. da şey yapıyorlar. Mesela Sasanilerin bir antik kenti var coğrafyaya yakın. Onlara Hatta çok yakın. şeyin Saddam'ın sarayı da o antik kentlerden birine bakar. Ha. Camları ha. Kim var arkadaş ya? Ya işte bu adamlar mesela El Mansur yaptırıyor. O ünlü Abbasi halifesi. Bu başkenti inşa ettiriyor. 6 yıl mı ne sürüyor? Ve yuvarlak Bağdat şehri de geçiyor. Yani Round City of Baghdad diye geçer. Yuvarlak bir şehirdir. Antik kentler örnek alınarak yapıyor. Antikitenin ne kadar ciddi etki bıraktığını buradan anlayabilirsin. Tabii burası belli bir zaman içerisinde dünyanın başkenti oluyor. Çünkü hem ticaret yollarının üzerinde hem de müthiş bir ilim ve felsefe akımı var. Aynı zamanda da ticaret akımı var tabii. Bütün bunların olduğu yerde. Şimdi nedir bu? Ya abi şöyle bir şey yapıyorlar. Abbasiler çok daha yüksek toleransla devletin başına geçiyorlar ve azınlıkları eşit şans tanımaya başlıyorlar. Müslümanlığı hemen hemen herkesin şey yapabileceği, bağlanabileceği bir din haline getirdikleri gibi aynı zamanda da Emevilerin kurmuş olduğu saçma sapan bürokratik sistemleri de yıkıyorlar. Ve azınlıkların sayesinde de ne olmuş oluyor? Senin elinde çok ciddi kültürel etkileşimi daha da arttırmış oluyorsun. Daha da üst boyutlara taşımış oluyorsun. Azınlıkları da yavaş yavaş aslında asimile de ediyorsun. Çünkü Asimile ediyorlar. onları çünkü bir özgür bırakman aynı zamanda şunu getiriyor. Hani o nesilde olmasa bile sonraki nesil yavaş yavaş İslamiyet'e kayıyor. Çünkü bakıyor ki özgürlük, işte bilim var, teknoloji var, para var. Yani her şey var. Bir insanın Aynen. hayatında isteyebileceği her şey var. Tamam diyor ben de yani geçeyim. Çünkü bildiğim kadarıyla onlarda da vergisel farklar var sadece azınlıklarla şeyler arasında. Var. Aha. Ya abi şöyle düşün. Mesela ayrımın olmadığını şuradan anlayabilirsin. Öncelikle şunu anlatmam lazım. Şimdi burada Bağdat'ta çok önemli bir okul kuruluyor. Daha doğrusu kütüphane. Beytül Hikmet diye geçiyor. Yani House of Wisdom yani bilgelik evi. Şimdi burası çok büyük bir kütüphane olduğunu biliyoruz ve bu kütüphanenin esas kurucusu daha doğrusu kütüphaneyi çok ciddi boyutlara getiren insan Harun Reşit. Harun Reşit çok enteresan bir adam. Ayrı bir videosunu çekmek gerekir. Abi evet Harun Harun Reşit kesinlikle ayrı video lazım. ya günümüzün bir noktada günümüzde yani dünyanın ilim ve biliminin devam edebilmesinde bu adamın tek başına çok ciddi zaten etkisi ve şey var. O kadar enteresan bir halife ki buna haber veriyorlar. Diyorlar ki işte şeyde Fars yöresinde Fars'ın bilmem ne kentinde bir çeviri var. Ama çeviri son derece hassas ve parçalara bölünmüş bir halde. Şey çeviri dedim bir kitap var eser var. Bunun için 100 develik kervan kaldırıyor Harun Reşit. Yani onu bulun getirin buraya çevireceğiz diye. Harun Reşit zamanında ve Beytül Hikmet dediğimiz bütün bu çevirilerin toplandığı yerde abi şöyle bir enteresan mantık var. Her bilim dalının ayrı çevirisi yapılıyor ve bütün bunlardan belli başlı aileler sorumlu. Bu ailelerden bunların da yani bunlardan beklenti şu yani bu konuyla ilgili mesela atıyorum tıp konusunda çevirebildiğiniz kadar şey çevirin. Bütün bunlardan da bir aile atıyorum mesela Erciyes ailesi tıptan soruluyor. Evet. Erbilgin ailesi de tarih kitaplarından soruluyor. Özalp ailesi yani Nihat Canan ve onun bütün tebaası. Bu arada bunlar çok zengin aileler. Abi öyle bir manyaklık var ki çevirdiğin kitabın ağırlığınca sana altın veriyorlar. Ya yani devletin böyle bir propaganda böyle bir devletin böyle bir programı var. Yani ne çevirirsen çevir. Adamlar sana onun ağırlığınca altın veriyor. İşte Nihatçı'nın dediği gibi yani müthiş bir altın rezervi de var adamların. Zenginlik almış başını gitmişken adamlar diyorlar ki abi hani bu noktadan sonra ilim ve fen kasacağız. Tabii bu arada Civilization'ı, teknoloji tree'yi ilerleteceğiz. şunu da belirtmek lazım. Bu adamların bu kadar çok kitaba, çeviriye
Ve okumaya yönelmesinin aslında bir noktada temeli de şudur. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu kadar. Aynen. Yani aynen. Senin dinin ve senin kutsal kitabın bunu söylüyor zaten. Yaratan aynen. Rabbinin adıyla oku diyor. Adamlar bu şekilde yorumlamışlar, bu şekilde görmüşler. Her şeyi evet. okuyup bilgiyi kontrol etmeye, okuyarak, bilerek, öğrenerek Allah'a yaklaşmaya da çalışıyorlar bir nokta. Aha, aynen. Ya bu zaten aslına bakarsan... var İslam tarihi. Doğru doğru. Ya şöyle oluyor, dediğin çok doğru. Şimdi bir anda bakıyorsun, bir anda Helenistik rasyonel zeka var. Helenistik rasyonel anlayış var. Öbür tarafta Roma'nın maddeci anlayışı var. Öbür tarafta Hindistan'ın yani Hinduizmin getirmiş olduğu tolerans ve daha da önemlisi o zamanlar bütün bunların karışımından ortaya çıkan Mutezili'nin senin demiş olduğun gibi Allah'ın adı için okumak. Evet. Yani bunu Allah okudukça Allah'a yaklaşmak. Bunu zaten Mutezile'yi ve bu anlayışı ayrı ayrı videolarda teker teker inceleyeceğiz. Ama dediğin gibi yani kilit nokta en sonunda Mutezile'nin olayları yaklaşım tarzı oluyor. Diyorlar ki yani biz bu şeyleri okuyarak, biz bir şeyleri anlayarak ve bilerek Allah'a yaklaşabiliriz. Bu Harun Reşit ve Abbasi halifelerinin, ya son dönemlerin değil ama erken dönem Abbasi halifelerinin kilit şeyi oluyor ki bu kadar kitap çevirisi, bu kadar felsefi anlayışı bu sayede gelişiyor. Tabii şöyle de bir şey var abi, bir şeyi olabildiğince çevirmek için özellikle de felsefi ve yani bilimler, temel bilimlerden bahsediyoruz. O konular hakkında bilginin de olması lazım. Evet. Yani hiç bilmediğin geometri kitabını alıp çeviremezsin, anlayamazsın. Anlatabiliyor muyum? Hiç o güne kadar karşılaşmadıkları terimlerle ve şeylerle karşılaşıyorlar ve bunları çevirirlerken kendi aralarında karşılaştırma yapıyorlar. Mesela atıyorum Öklid'in bir kitabını çeviriyorlarsa, daha sonra da Arşimid'in bir kitabını çeviriyorlarsa bu ikisi arasında karşılaştırma yapıp bununla ilgili karşılaştırma notları tutuyorlar. Sadece çeviri sırasında edinmiş oldukları dipnotlardan daha sonra Batı felsefecileri ve Batı bilim adamları müthiş bir külliyat yaratıyor. Aslına bakarsan bu dipnotlardan çok bildiğimiz belli başlı şeyler ortaya çıkıyor. Elcebir ve algoritma. Kesinlikle. Yani algebra ve algoritm. Yani algoritma. Yani o da bir aslında Arabik şey. Algoritma şeyleri buradan çıkıyor. Hint matematiğini alıyorlar. Bütün bunların hepsini manipüle etmeyi öğreniyorlar. Daha sonra Romalı şeylerini alıyorlar. Tıp bilgisini alıyorlar. Oradan günümüzün ilk ciddi yani tıp kitaplarını ortaya çıkartıyorlar. Ve bütün bunların hepsini yaparlarken de bu adamlar aynı zamanda para kazanıyor. Yani vermiş oldukları önem ve değer burada büyük. Tabii bu büyük Bağdat Kütüphanesi yani Beytül Hikmet birden fazla alana bölünmüş durumda. Ve bunlar aslına bakarsan bir üniversite kolu mu yani? Hani birden fazla okul mu yoksa tek bir bina mı? Onu bilmiyoruz. Maalesef tek bildiğimiz şey Moğol istilası sırasında buradaki pek çok eserin yakılıp yıkıldığı, kaybolduğu. Bir kısmı yolda kayboluyor, bir kısmı savaş sırasında kayboluyor. Ve aslına bakarsan Moğol istilasından sonra da Gazali geliyor. O da apayrı bir video konusu ve İslam'ın felsefi anlamda altın çağı çok ciddi sıkıntıya girmeye başlıyor. Abi şöyle bir şey belirteyim burada. Hani günümüz tarihçilerin bazılarında şey vardır. Hani bir söylem vardır. Dünyanın geriye gittiği iki büyük olay var aslında şeklinde. Biri İskenderiye Kütüphanesi'nin yanması. Hani oradaki bilgilerle ilgili. Evet. Çoğu yani net bilmiyor tabii, hurafeler aslında bir noktada sözlü tarihe olarak geçiyor. Hani bir sürü kayıt orada da var. Çünkü şeyi biliyoruz orada da. Nil nehrine giren en ufak sandalın bile kaydını tuttukları veya İskenderiye'ye yaklaşan Akdeniz'den gelen her gemiden bilgi aldıkları ve oraya yazdıkları biliniyor. Bir o. İkincisi de Moğol istilası. Dünyayı, hatta Moğol istilasının dünyayı hani böyle abartılarak hani 1000 yıl geriye götürdü ya da 1000 yıl yavaşlattı falan gibi sözler gibi şeyler de var, abartarak biraz da. Ya abi Arapların... ciddi zarardır yani. Hani evet. Bilime, tarihe, ilme, ticarete. Ya abi ya şöyle düşün abi, yani bugün inşaatlarda kullanılan pek çok basit makinenin ciddi anlamda atası o dönemlerde yapılmaya başlanıyor. Yani daha modern vinç sistemleri, daha modern kuyu sistemleri, bütün bunların hepsini Araplar buluyorlar ve daha uygulanabilir, hayvanlarla, eşeklerle falan sürdürülebilir teknolojik binayı, araçlardan bahsediyoruz. Bütün bunların hepsi kayboluyor. Tabii dönemin özellikle İslami altın çağın önemli pek çok ismi var abi. Yani bunların başında mesela benim ilgimi çeken Huneyn bin İshak, ki aslında kendisi Hristiyan. Ama bahsettiğimiz bu şey Beytül Hikmet'in yani Büyük Bağdat Kütüphanesi'nin adam başındaki
müdür bir noktada ve ya, evet rektör ve 116 kitabı tek başına çevirmiş bir adam. Yani bu 116 kitabın içerisinde Apollonius'un, Arşimed'in, Ökgid'in kitapları var. Ve adam aynı zamanda, yani bak burada şey Hüneyn bin İshak diyorum. Yani adam aslında Arap ama Hristiyan. Yani toleransı görebiliyor musun? Yani bu Emeviler zamanında olan bir şey değil. Abbasilerden sonra da olacak bir şey değil zaten. Bu adam aynı zamanda göz üzerine, yani optik şeyler üzerine dünyanın ilk tıbbi kitabını yazmış. Çok çok önemli bir bilim adamı. Bundan sonra tabii de El-Harezmi var. Şöyle bir şey var. Arapların optik çalışmalarını daha sonradan hani Avrupa'nın ünlü bilim adamları, hatta tabii, Isaac Newton bile optik çalışmalarında tabii kullanacak kaynak olarak. Zaten bu şimdi bahsetmiş olduğum isimlerin kitapları 16. 17. yüzyıllara kadar Avrupa'da temel bilim kitabı olarak üniversitelerinde, okullarında okutuluyor abi. Burası çok önemli. Yani şöyle, bizzat böyle okutuyorlar. Şöyle ki daha önceden anlattım işte Nicolas Kopernik, Giordano Bruno, Isaac Newton gibi hani Avrupa'nın önemli isimleri, hepsi tarihsel olarak baktığınız zaman zaten 1500'ler, 1600, 1700 tabii ilerler bunlar. Hani o yüzyıllık dönemlerde. Bunların her biri en başta tabii Bruno'yla Kopernik din adamı olsalar bile Arap kültüründeki ve o İslami altın çağdaki bilgiden çok etkilenip okuyan adamlar. Onları da okuyorlar. Tabii. Avrupa'yı da bir Sonra noktada geliştiren, bugüne getiren de aslında İslam'ın altın çağı. Tabii dedim ya, yani o antik Yunan'dan başlayan o bir şey, antik Yunan düşüncesinin günümüzün biliminin temelini bir dümdüz bir çizgi çektiğimizde aradaki o kopukluğu kapatan, o kopukluğu onaran ve bugünlere gelmesini sağlayan aslına bakarsan bu isimler. El-Harezmi, yani bu adam aynı zamanda şeyin babası, algebranın babası, yani el-Cebir'in, bizim Evet. bildiğimiz anlamıyla Cebir'in babası. Yazmış olduğu matematik kitabı 18. yüzyıla kadar temel matematik kitabı olarak okutuluyor. Bütün Avrupa'daki bilim adamları bundan matematik öğreniyor. El-Kindi, kriptolojinin babası. Bu adam aynı zamanda bak, adam hem kriptoloji babası ama bir yandan da ne yapıyor? Neoplatoncu anlayışı Müslümanlığa uyarlıyor. Hristiyanlığın temel felsefesini alıp bunun içerisinden Müslümanlığa uyarlayabiliyor. Birikimlere bakar mısın? Bütün bunların yanında zaten İbn-i Sina var. Yani İbn-i Sina, hani adam ya 430 mu 480 kadar mı ne kitap var? Üzerine yazmadığı hiçbir şey yok. Yani matematik, astroloji, astronomi, trigonometri, tıp, mimarlık, her şey var ya. Bütün temel şey. Yani İbn Sina da zaten apayrı bir konu, üzerine okutulması gereken bir, yani video çekilmesi gereken biri. El-Zahravi var. Yani bildiğimiz modern tıbbın kurucusu. Ameliyatlar bugün hala onun vermiş olduğu temel ilkeler üzerine kurularak bu hale geldi. El-Cezari var, ondan sonra işte o bahsetmiş olduğu mühendislik şeylerini bulan, o yapıları, o şeylerin hepsini kuran adam. Biruni var. Ondan sonra biliyorsunuz zaten, hani bu işte her yerde var ya, Biruni Üniversitesi falan. Aynen. Filan. Bütün, ya abi şöyle bir şey var, yani bütün bu tarih Nihat içerisinde milat... Abi bir de şey var, hatta İbn Sina'nın kitapları yani Rönesans dönemine kadar Avrupa'daki her hekimin hani mutlaka okuması gereken kitaplar listesi arasındadır, yani o da var. Kesinlikle abi, yani kısacası birikim, yani müthiş bir birikime miras alıp onun üzerine çok 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 daha fazlasını ekleyip bir noktada coğrafi şeylerinde gazabıyla, coğrafi koşulunda gazabıyla olay bu noktaya kadar geliyor. Tabii bunun bizim dinler tarihiyle alakalı olan kısımları da dediğim gibi Mutezile ile alakalı olacak. Bütün bunların hepsi Mutezile anlayışını doğurdu ve Mutezile anlayışıyla olaylar bu noktaya kadar geldi. Felsefe ve bilim ilerledi ve Mutezile'nin bitmesiyle beraber de aslına bakarsanız bu dönem bir noktada sonlanmış oldu ve günümüze kadar gelen artık İslam'ın orta çağı, İslam'ın karanlık çağı diyebileceğimiz günleri yaşıyoruz şu an. Yalnız şurada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Dünya tarihine genel olarak baktığımızda, tabii dünya tarihi derken arkadaşlar bu dünya tarihinde biraz Asya'yı, Çin'i ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü hani Hindistan, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, bunlar birbirine bağlı olsalar da Çin biraz uzak kalıyor. Evet. Gelişmelere ve felsefi akımların birbirini etkilemesine. Ki Hindistan'ın da bu arada arkadaşlar İndus Nehri tarafı bu konuda etkindir. Hı-hı. Hindistan'ın güneyi ile ilgili bilgiler vesaire transfer çok azdır. Şöyle bir şey belirtelim. İnsanlık tarihinde belli dönemler bilginin, felsefenin, teknolojinin, mühendisin arttığı,
belli dönemlerde bunların durup daha başka şeylerin yükseldiği dönemlerdir. Yani mesela Antik Mısır'ın belli döneminde inanılmaz bir mühendislik, inanılmaz bir astronomi ve inanılmaz bir matematik başlar. Çok ciddi, yani o piramitlerin yapılmasından tutun, işte takvimlerin bulunmasına. Sonra durulur, savaşlar gelir, bir şeyler olur, bir durulur. Ne zamana kadar? Antik Yunan'a kadar. Antik Yunan başlar, felsefe büyür. Felsefeyle beraber matematik büyür, sonra o durulur. Roma dönemi vesaire, sonra İslam'ın altın çağı başlar. İslam'ın altın çağı dediğimiz dönemde de ciddi bir matematik, ciddi bir tıp ve ciddi bir astronomi gene coşar, yükselir. Sonra o duracak. 1700-1800'lere kadar da yeni bir belge olmayacak. O zaman da zaten Avrupa'nın yükselişi başlayacak. Ya bu dönemler aslında belli dönemler var. Ek olarak bunların arasına belki Çin de bir yerden eklenebilir. Ama Çin işte dediğim gibi dünyanın bu tarafını, batı tarafını çok geç etkiliyor. Yani Türklerle biraz, hani Türkler biraz barutu getiriyor. İşte başka şeyler getiriyor. Öyle. Bir de anca etkiliyor Çin. Daha bugün etkilemeye başladılar yani. Ya tabii Çin bu arada çok izole olmasından dolayı da hani bir noktada dağlarla ve etrafı ciddi dağlarla çevirdi. İzole olmasından dolayı hep genel anlamıyla dünya tarihinden biraz kopuk. Ya yani şöyle çok ciddi... ki Hindistan'la bile arasında abi Himalayalar var. Yani Hindistan'la Orta Doğu bir şekilde iletişime geçebiliyorlar. İran üzerinden yollar var. Ama Hindistan'dan Çin'e geçiş çok zor. Abi şey var, bir kere deniz yoluyla zaten Arabistan'a kadar, Afrika'ya kadar gittikleri oluyor. Zaten şey var, hatta buna da bakmalarını izleyicilerin öneririm. Zenghe diye bir aslında Müslüman Çinli amiral var. Yani ve birçok yerden böyle mesela şey getiriyor, vahşi hayvanlar getiriyor. Zürafa getiriyorlar mesela. Zürafayı görünce Çinliler şaşırıyorlar. Bir hayvanat bahçesine koyuyor ve şey, yani hani buna, bu kutlu bir hayvan, tamam mı? Bu hani imparatorun ne kadar aslında kutsandığını gösteren, hani cennetten gelen bir yabarlık gibi. Halbuki Afrika'da bir sürü var. Ha yani tamam, zürafa yani Çinlilerin aslında hatta onlara şey diyorlar, bu galiba hazine gemisi diyorlar, o Zenghe'nin gemileri yani şeyin, Kristof Kolomb'un gemilerini katlayacak kadar büyük. Katlayacak kadar büyük. İnanılmaz büyük gemiler. Abi zaten. Ama şöyle bir problem var işte. Hani Zenghe'nin ve diğer hani denizcilerin yükselmesi Çin sarayında ve Çin bürokrasisi tarafından hani hoş karşılanmıyor. O yüzden yani hani bu siyasi nedenlerden ötürü aslında hani Çin bu kadar kapalı. Böyle bir hale geliyor. Yoksa belki de Çinliler şey yapacaktı kardeşim, Pasifik'ten varacaklardı. Kaliforniya'ya gideceklerdi. Meksika'ya gideceklerdi. Yani hani Pasifik de çok zor bir deniz bu arada. Pasifik, ki tabii. Ama yani abi, bak deneye deneye. Yani bu şeyler de öyle. Yani hani Avrupalılar da mesela Atlantik'i hani geçerken çok zorlandılar. Çok gemiler, çok denizciler kaybettiler. Ama yani Çin'de değil mi? Gemi de yapacak şey de var. Yollayacak adam da var. Yani bazı şeyler maalesef biraz insanların vizyonuyla ve bir grubun özel çıkarıyla oluyor veyahut olmuyor. Yani evet. Bundan muzak, ama bir de bu şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Mesela İbn Haldun gibi, evet. Çok büyük bir isim. Yani o mesela arasın dediği çok yönlü adamlar. Bunlara hani Rönesans adamları deniliyor genelde, ama tabii Rönesans çok... Halbuki bunlar Rönesans'tan önceki Rönesans adamları. Tamam mı? Polimat diyorlar hani, bu çok bilim şey yapan. Mesela İbn Haldun içinde hem sosyolojinin hem de iktisat biliminin babası olarak adlandırılıyor. Ve mesela ya bu dönemde baktığımızda aslında birçok Müslüman şeyden, seyyahtan hani bahsedebiliriz. Başlarında bunun İbn Battuta vardır. Yani Marco Polo'dan da mesela yani çok gezmiştir. Hatta unuttum, başka bir gezgin de şeye gidiyor mesela. Danimarka'ya gidiyor. Danimarka'ya gidiyor. Oradaki hatta bir Viking şefinin cenazesine tanık oluyor. Hatta o galiba bildiğim hani bilgiyi ona borçlu. O ünlü de bir olay. Hatta orada İslamiyet'e çevirdiği Vikinglerin olduğu, ondan sonra sözleri şeyleri var.
İsveç'te şey bulmuşlar birkaç sene önce zaten, üstünde Arapça yazılar olan yüzükler falan bulmuşlar. Bir de şey, aynen, bir tane de yani Zülfikar gibi bir kılıç da buluyorlar hatta. Yani Vikinglere hiç alakası olmayan. Ama şimdi bir düşünsene kılıç. Yani adamın teki gelmiş 1000 kilometre öteden, böyle ilginç bir kılıç var. Abi şey yapalım mı? Kılıçları bir hani değiş tokuş edelim mi falan. Şimdi çünkü o gelen adam da Viking kılıcını hani egzotik aynen, bulacak. Tabii. Belki hatta, ya da belki de hediye diye verecek. Şimdi orada da insanların gönlünü hoş etmen lazım. Tam tüccar çünkü. Efendim? O Arap tüccar çünkü aslında bir tabii. Yani. Ya hem tüccar hem seyyah, yani bunlar aynen, çok yani maceracı, inanılmaz adamlar. Ve bunların çok geziyorlardı. Çok geziyorlardı. İnanılmaz. Bu şeyden sonra, altın çağdan sonra, yani İslam dünyasından hani böyle adamlar bir daha çıkıyor, bir şey çıkıyor işte. Osmanlı'da hani bizim şey var, Çelebi var. Gezen, evet. Başka yok. Evliya Çelebi. Aha. O Evliya Çelebi var. Yani hani o da son. Efendim? O da son zaten. Başka da yok. Ha, yani hani bu kadar renkli adamlar işte bu altın çağda çıkıyor. Yani altın çağ dediğimizde sadece askeri anlamda ya da iktisadi anlamdaki hani zenginlikler ya da askeri alandaki işte şeyler, fetihler aklınıza gelmesin. Yani dünyayı anlamaya çalışıyorlar. Diğer insanları anlamaya çalışıyorlar. Mesela şey var. Muhammed El İdrisi var. Haritacıdır. Mesela Sicilya Kralı 2. Roger'a dünya haritası yapmıştır. Yani düşün bak, bu evet, arada Sicilya Kralı dediğimde bunlar aslında hani Sicilyalı Normanlar. Yani ve evet, aynen. Hani Hristiyanlaşmış Vikingler yani. Hani, Vikingler. Ha evet, ve bir şey, Haçlı Seferi'nde hani şeyini çekenler, önünü çeken, ama bu adamlar bile hani işte ya bunlar işte Arap ya da Müslüman falan diye demiyor. Sarayında konuk ediyor, şey yapıyor ve hani bana bir harita çıkar diye iş veriyor yani hani. Zaten şunu da eklemek lazım. O dönemin dünyasında hatta bayağı uzun bir süre, yani Rönesans reformundan vesaireden sonra bile dünyadaki bu dinlerin birbirinden keskin ayrımı bugünkü kadar değil. Yani din değiştirenler, tamam mı? Ya savaşları her zaman var. İşte tamam, yani Haçlı Seferleri vesairesi, tabii ki din savaşları vesaire ayrı konu. Bireysel anlamda bahsettiğimiz zaman iş değişiyor. Yoksa politik anlamda falan farklı. Yani bugün Hristiyan, yarın Müslüman, öbürsü gün Budist. Ya tabii. Birçok insan var. Birçok kayıt var. Abi, ya zaten devamlı savaş oluyor. Devamlı bir toprak bir yerden birine geçiyor. Toprak işgal, mecbur kalıyor. Ve daha da önemlisi dinler bu kadar organize ve net oturmuş değil. Yani mesela milattan sonra 1100'de 1200'de net bir Sümerlik'ten bahsedebilmem mümkün değil. Abi bak, anlatabiliyor muyum? Şöyle bir problem var. Belki günümüzdeki düzenle o zamanki düzen arasında tam farklar olabilir, ama yani aslında biraz çizgiler belirli. Ama şöyle bir olay var. Diyelim ki Müslümanlar özellikle bu hani Endülüs Emevileri mesela hani bütün aslında bu İber Yarımadası'nı ele geçiriyorlar. Portekiz'i ve İspanya'yı. Ama buradaki Hristiyan halkı zorla Müslüman etmiyorlar. Çünkü biraz da sayıları da az. Şimdi diyoruz değil mi? Portekiz'den Pakistan'a kadar uzanan dev bir şey. Ama yine de orayı nüfus olarak hani asimile etmeleri yüzyıllar alacak. Tabii ki. Tabii. Özellikle İspanya'da çok zor bu olay. Yani oradaki aslında bir sürü Hristiyan şey veriyor, cizye veriyor. Yani hani orada Emevilerin altında yaşıyorlar. Ancak o sırada yine de bu şeylerde, bugünkü bu Asturias dediğimiz bu kuzey İspanya'da şeyler var. Dayanan Hristiyanlar var ki bunlarla ilgili hani ayrıca Endülüs bir serisi de yapabiliriz. Endülüs serisine bak abi. 300 like'a Endülüs serisi yapalım mı? Olur. Ya da sen kaç diyorsun mesela? Valla Aras'ın elinde konu çok. Sen giriyorsan. Oradan bir de Endülüs'te ben patlatırım. Aras da oradan yandan şey yapar. Yani tamam. Orayı kontrol etmesi oldukça zor. Bu arada şey aklıma geldi, bir tane trivia. Harun Reşit Şarlman'la şey gönderiyor. Bir yani hediyeler gönderiyor. Hediyelerin arasında, evet, bir tane şey var. Saat var.
her saat başı çalıyor. Ve Şarman'ın danışmanları oradaki bilginler. Abi nasıl oluyor bu ya? Yani hani, acayip bir şey bu. Hani şaşırıyorlar. Sihir gibi. Yani gavur yapmış diyorlar Şarman'a. Yani böyle bir... Ya Harun Reşit bir savaş sırasında, bir savaşta Romalılarla yaptığı bir savaştan sonra abi savaş ganimetleri arasına para değil kitap istiyor abi. Yanılmıyorsam Ptolemy'nin kitaplarından birini istiyor Harun Reşit. Anlatabiliyor muyum? Bu seviyede yani. Hani abi sen bana hani parayı bırak, sen bana kitabı gönder. Biz onu çevireceğiz, ondan bilgi edineceğiz falan filan diye. Yani aradaki fark da bu arada Romalılar da seviniyor. İyi, para istemedi, kitap istedi falan filan diye, tamam mı? Adamlar gönderiyorlar. Ya alsın abi, bizde kitap çok filan zannediyorlar. İşte iş öyle değil abi yani. Hani o hızla geri kalıyorlar. Hızla da şeyler ilerliyor zaten. Evet, evet. Bu arada yani şeyi de unutmayalım. Aslında hani Avrupa'nın yaşadığı, hatta hani o döneme karanlık çağ demelerin sebebi de o. Yani Roma'nın çöküşünden sonra hani Avrupa'nın yaşadığı hani korkunç. Bu arada yani o sıradaki Avrupa krallıkları aslında hani Roma'yı çökerten evet, barbar kavimlerin hani kurduğu ülkeler, krallıklar. Tabii yani, tabii. Hatta orada hani sınırlar daha belli değil. Hani bir bakıyorsun böyle maceracı bir grup adam kendilerine şey bir kontluk, düklük vesaire falan kuruyor. Yani bu yerde zaten şey yapıyorlar. Yani hani Arapların bu ilerleyişi zaten biraz da hani bu hani o sıradaki hem Orta Doğu'da hem de Avrupa'daki siyasi aslında krizden faydalanıyor şey. Ama en sonunda da böyle herkesin gıpta edeceği bir ve dünya medeniyetine de çok büyük katkılarda bulunmuş bir düzen yaratıyorlar. Ama işte maalesef Moğol istilasının şeyde. Ama şöyle bir olay var. Büyük imparatorluklar yani er ya da geç koparlar, bölünürler ki zaten şeyler öyle bölünüyor. Endülüsler öyle bölünüyor. Yani bir de bu arada tabii şey yapılırken bile, hani hilafet kurulurken bile değil mi, şeyler var, suikastlar var, iç savaşlar, çekişmeler vesaire falan. Yani oradan gelen bazı kan davaları falan var. Yani böyle yani hani çekişmenin olduğunu da söyleyelim, ama zaten böyle büyük bir devlet kurunca yani hani kan akmaması ya da insanların hani birbirine birbiriyle hani tam olarak anlaşmaması hani çok şey çok zor, çok zor. Ya kan davaları zaten şeye dayanıyor ta. Yani hani Hazreti Muhammed'in öldüğü günden itibaren başlayıp gelen bir şey. Yani o hiç bitmiyor zaten. Yani Abbasi Emevi şeyinde de mesela Raşid'in ilafetinde bile var. Bunlar hiç bitmiyor abi. Yani aslında o konu da apayrı bir konuşulması gereken bir konu, ama o hakikaten de ağır bir konu. Yani, o hem ağır hem de başka bir. Yani o... Ya ağırlığı şöyle ağır abi. Yani ben cesaret edemem mesela bir video ya çekmeye. Bir de şöyle noktada bir şey var. Onlarla ilgili hadislerden başka doğru düzgün kaynak da yok aslında. Ya bir de bu ya çok siyasete. Evet işte. Tabii ki tabii. Yapılan bir mesele ve bu arada çok duygunun olduğu bir mesele. Yani çok hassas bir mesele. Evet. Yani ben de kendimde hani bu kadar hassas bir meseleye dokunacak ustalık ve bilgi yok yani. Bilgim de çok fazla. Benim de çok yani bildiğim şeyler var tabii ki, ama dediğim gibi bu bilgilerin de büyük kısmı aslında hadislerden gelen bilgiler. Yani çünkü o dönemde bir tarihi kayıt yok. Tarihi kayıt yok çünkü. Hadisler mi? Ya bir de şöyle bir şey var abi. Yani çok da yoruma açık bilgiler, tamam mı? Yani sen bir şey söylerken siyasi olmasından dolayı yani senin alt dediğin öbür tarafa kara gelebiliyor. Yani hocalar konuşun. Ben şey yapmıyorum yani, o kaynaklar hakkında bilgim yok. O kaynaklar hakkında abi 600 yıldır hocalar konuşuyor, devletler konuşuyor, askerler konuşuyor. 600-700 yıldır ne 600-700 yani 1000 yıllık mesele. Konuşma vakti. Yani evet. Ben bir ara şey yapmak istiyorum ama bu Müslüman gezginler hakkında, seyyahlar hakkında. Abi çok güzel olur, çok güzel olur. Yapmak istiyorum şimdi. 300 like verin abi, kurtulun. 300 like verin, bakın Alavarda nasıl şaha kalkıyor. Siz bu kardeşinize verin 300 like'ı. Levalep video gelsin. Levalep videoyla dolduralım burayı. Ya siz yeter ki 300 like'ı verin.
Evet arkadaşlar, İslam'ın altın çağına bir noktada giriş yaptık bugün. Bunun devamı gelecek. Dediğimiz gibi, arasında bahsettiği gibi, isimler hakkındaki ayrı videolar, dönemin felsefesi, dönemin düşüncesi, daha sonra mezhepler arasındaki mevzular. Çünkü konu hem derin hem de zevkli aslında. Teşekkür. O yüzden de umarım bu videoyu izler, like'larınız ve yorumlarınızla yeterince desteklersiniz. Biz de bir sonraki video için kendimize motivasyon aracı olarak bunu görüp hızlıca videoları size hazırlarız. Hani tıpkı Hinduizm videolarına bastığınız like'lar gibi. Nasıl ki hemen video çekmeme motive oldu, etki oldu. Bu da öyle olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.